Bu videoda 12 ve 13. konuları işlemeye çalışacağız. studio.code.org adresine giriyorum. Ders 1. Konuların içeriği bilgisayar programlamada çok önemli bir yere sahip olan döngüler. Konu 12'de birinci etkinliğe tıklıyorum. Burada bir test vermiş. Daha önce kullanmadığımız bir kod bloğu var. Pembe olarak görünen bir döngü kod bloğu. Döngüler bilgisayar programlamada kendini tekrarlayan bazı işlemleri çok satırlı halden kurtarıp basitleştirerek daha az satırda yazmak. Şimdi buradaki testte burada bir algoritma gösteriyor. Verilen soruda bir algoritma gösteriyor ve ön izlemede bu algoritma bu arayı 1 2 çiçeğe ulaştırıp ilerlemesini sağlayıp bu çiçeğe ulaştırıp daha sonra da çiçeğin üzerindeki 4 nektarı toplamasını sağlayan bir algoritma yazılmış burada. Gördüğünüz gibi bazı işlemler kendini tekrarlıyor. Mesela arının yukarıya doğru hareket etmesi için burada 4 aynı kod bloğu arka arkaya kullanılmış. Ve çiçekteki 4 nektarı toplamak için aynı komut arka arkaya 4 kere uygulanmış. Videonun başında dediğimiz gibi döngüler benzer işlemlerin arka arkaya tekrarlandığı yerlerde kodu daha az satırda basitleştirerek yazmamızı sağlıyor. Buradaki testlerde test şıklarında bakalım. Demiş ki pembe olan bir döngü. Yani bu pembe bloğun içine ne eklerseniz ekleyin. İçindeki kod bloğunu burada gösterdiği rakam kadar tekrarlamasını sağlıyor. Yani burada bir tane yukarı hareket et, bir birim yukarı hareket et varken bu bir döngü kod bloğunun içinde olduğunda ve bunun döngü sayısı 3 olduğunda 3 kere 3 birim yukarıya doğru hareket etmiş olacak nesnemiz. Böylece ben bu kod bloğunu 3 kere yazmak yerine 1 kere yazarak döngüyle aynı işi yapmış olacağım. Tekrar aşağıda bir döngü daha kullanmış. Bu döngü bloğumun içinde de nektar al kod bloğum bulunuyor. Normalde bir tane nektar al kod bloğu bu 4 nektarlı çiçeğin sadece bir nektarını alabilecekti. Ama biz bunu bir kod bloğunun içine yerleştirdiğimizde ve bu kod bloğunun tekrarlanma sayısını 4 yaptığımızda bu çiçeğin 4 nektarını da almış oluyoruz. Yani şuradaki 4 kere arka arkaya aynı kodu eklemek yerine bu kodla aynı işi yapmış oluyoruz. Evet, baktığımıza göre buradaki işlem şuradaki kod bloğunun aynısı. Aynı işi yapan iki farklı algoritma. Diğerlerine de bakalım. Buradaki repeat
yukarıya doğru hareketli 4 olduğu için buradaki algoritmadan farklı. 4 kere yukarıya doğru gitmiş oluyor. Ve nektar toplamaya da 3. 3 kere tekrarladığı için 4 nektardan 3'ünü toplayacak. Bu benim algoritmamla aynı işi yapmıyor. Burada da yukarıya doğru bir birim hareketi 3 kere tekrarlamış. Yani 3 birim yukarıya hareket etmiş. Ardından da 2 tane daha yukarıya doğru, 2 birim daha yukarıya doğru hareket etme kodu eklemiş. Böylece ne oluyor? 3 artı 2, 5 birim yukarıya hareket etmiş oluyor. Burada da yine 5 birim yukarıya hareket ettikten sonra nektar toplama kodunu 4 kere tekrarlamış, döngü içinde 4 kere tekrarlamış ve 3 kere daha aşağıda, bu sefer döngü dışında 3 kere daha eklemiş. Böylece 4, 5, 6 ve 7 nektar toplama komutu eklemiş oluyor. Bu da benim benden istenilen algoritmanın yaptığı işten farklı bir işlem yapıyor. O zaman A'yı seçiyoruz. Evet, döngüler bu şekilde uzun yoldan yapacağımız kendini tekrarlayan işleri kısaltmamıza yarıyor. Diğer konuya geçiyoruz. Diğer konu da döngülerin devamı. Burada döngülerle ilgili bir ön bilgi verdi. Döngülerle neler yapabileceğimizi, uzun kodu nasıl kısaltabileceğimizi bize gösterdi. Burada şimdi yeni konuda yine labirentte kırmızı kuş ve kırmızı kuşu ulaştırmaya çalıştığımız bir domuzcuk var. Yapmamız gereken ne? Kırmızı kuşla arasında, domuzcuğun arasında bakalım kaç birim mesafe var. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Nasıl sayıyorum? Yukarıdaki nesnelere bakarak her bir nesne bir kare içerisinde yer almış. Satranç tahtası gibi. Burada evet sınır çizgileri yok. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki diğer karelere yerleştirilmiş nesnelere bakarak sınır çizgilerin nerelerde olduğunu ve uzaklığın kaç birim olduğunu görebiliyorum. 5 birim. Yani benim domuzcağa ulaşmam için 5 birim sağa doğru hareket etmem gerekiyor. Bunun için de sağ hareket etme kod bloğundan 5 tane eklemem gerekiyor. Burada daha bize henüz ilk etkinlikte döngü kullanmamız için bir döngü vermemiş. O yüzden daha önce yaptığımız gibi bunu uzun yoldan yapmamız gerekiyor. Ve uzun yolu da aynı kodu alt alta 5 kere yazmak. Çalıştırıyorum. Evet. Sonuç olarak işi yaptık. Domuzcağa ulaştık ama kod olarak çok daha uzun bir kod yazmamız gerekti. Evet, şimdi yine benzer bir önceki etkinlikte bakalım sayılar aynı mı? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bir önceki etkinlikle aynı işlem var. Burada bloklarda kod kullanabileceğim kod bloklarında bana döngüyü de vermiş. Evet. Şimdi bakalım bu işlem döngüyle ne kadar kısalacak. Önce döngümü koyuyorum. Döngü burada içine bir kod bloğu eklemediğim takdirde burada 5 yazsa da 5 yazmış olsa da ya da başka bir sayı da yazmış olsa hiçbir işlem yapmıyor. Çünkü bunlar işlem yapan kod blokları burada şu an mevcut olmadığı için. Şimdi benim sağa doğru ilerlemem gerekiyor, değil mi? Sağa doğru kaç kere ilerlemem gerekiyor? 5 kere. Çünkü arada 5 birimlik bir mesafe var.
Bu koddan 5 kere alt alta yazmam gerekiyor. Bunun yerine döngü kullanarak bu kodu bir kere yazıyorum. Döngünün içine yerleştiriyorum. Ve diyorum ki bu döngünün içinde yazan kod 5 kere tekrar et. Çalıştır. 5 kere dönüyor. Aynı kodu 5 kere tekrar ediyor. Ve bir önceki etkinlikte 5 satırda yazdığım kodu, döngüyü de sayarsan 2 satırda tamamlamış oluyoruz. Üçüncü etkinlik. Evet, şimdi kuşum yukarıya doğru dovuzca 1, 2, 3 birim ilerlemesi gerekiyor. Bakalım, düz bir mesafe olduğu için yukarıya doğru döngünün içine ekliyorum. Yukarıya doğru ve 3 birim ilerlemesini istiyorum. Çalışır. Evet, bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Beni domuza götür. Tekrarla döngüsünü kullan. Şimdi çalışma alanına bana iki tane döngü kod bloğunu birleştirip arka arkaya hazır bir şekilde koymuş. Yani diyor ki bu sorunu çözmek için bu kırmızı kuşun domuzcağa ulaşması için İki tane döngüyü arka arkaya kullan. Bana bir ipucu vermiş. Niye bana iki tane döngüyü arka arkaya kullanmamı istemiş? Bakalım. Şimdi bir döngünün içine bir yöne doğru bir birim hareket edecek kod bloğunu koyabiliriz. Ama domuzcağa ulaşmam için tek yönden fazlasına ihtiyacım var. Çünkü aşağı doğru ve sağa doğru ilerlemem gerekecek. Bakalım. Aşağı doğru 1, 2 ve 3 birim ilerlemem gerekiyor. Bakın, ipucu olarak bana da birinci döngünün tekrarlama sayısını 3 yapmış. Buraya ulaştıktan sonra domuzcağa doğru 1, 2, 3 ve 4 birim sağa doğru ilerlemem gerekiyor. Bunu da yine bana ipucu vermek için tekrarlanma sayısını 4 yapmış. Benim tek yapmam gereken birinci döngünün içine aşağı doğru bir birim ilerleme kodunu eklemek, 3 kere tekrarlandığında 3 birim aşağı ilerlemiş olacak ve ikinci döngümün içine de sağa doğru bir birim ilerleme kodunu ekleyeceğim. 4 kere tekrarlandığında 4 birim ilerlemiş olacak ve kırmızı kuş istenen şekilde domuzcağa ulaşmış olacak. Bakalım, çalıştıralım. İkinci döngüye geçti. Evet, devam edelim. Yine burada bir döngü kullanmamız gerekecek. Şimdi burada bir öncekine benzer ama sola doğru bir birim gideceğimiz bir yerde var. Şimdi sola doğru bir birim gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir birim, zaten benim komutlarım bir birim olduğu için ilk adımda döngü kullanmama gerek yok. Sola doğru bir birim ilerliyorum. Buraya vardıktan sonra 1, 2, 3 birim yukarıya doğru ilerlemem gerekiyor. Bunun için 3 birim yukarıya doğru ilerleyecek kodu kullanmak yerine döngü içerisine yukarıya doğru ilerle ve 3 birimi seçiyorum. Bu ve bu aynı işi yapan farklı yazım şekilleri. Bunu ekliyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Buraya vardıktan sonra da 1, 2, 3 birim sola doğru ilerlemem gerekiyor. Yine bu döngünün altına bir döngü daha ekliyorum. Ve sola doğru
ilerlemesini istiyorum. Kaç kere tekrarlasın? 3 birim ilerlemesi gerektiği için. Buraya da bir birim eklediğim için 3 kere tekrarlamasını istiyorum. Bakalım doğru mu yazdık algoritmamızı? Kırmızı kuş domuzluğa ulaşabilecek mi? Evet, ulaştı. Bir de şurada bakalım döngüleri metin olarak nasıl göstermiş. Daha önceki derslerde hep sadece fonksiyonlar kullanmıştık. Bakın şimdi burada bir de döngü. Döngü kullanmışız. For döngüsü. Bu fonksiyonun 3 kere ve bu fonksiyonun da 3 kere ne yapıyor? Dönmesini, tekrar etmesini sağlayan yazım şekli. Gerçek bir programlama dilinde buna benzer. Buna benzer. Bunun aynısı, aynısı olan programlama dilleri de var. Ama şu anda biz bunu, bu yazımı kullanmıyoruz. Arka planda kendi bu şekilde yazıyor. Devam ediyorum diğer etkinliğe. Evet, burada bakalım. 1, 2, 3, 4 birim aşağı doğru ilerlemem lazım. Ne yapayım? Bir döngü. Aşağı doğru ilerleme. Ve 4. Buraya vardıktan sonra 1, 2, 3 birim sağa doğru ilerlemem lazım. Yine bir döngü ekleyeyim. Sağa doğru ilerleme. Ve 3 kere tekrar edersem buraya varmış olurum. Sonra 1, 2, 3, 4 kere yukarıya doğru, 4 birim yukarıya doğru ilerleyeceğim. Yukarıya doğru seçiyorum. Döngünün içine yukarıya doğru ekliyorum. Ve 4 kere yukarıya bir birim hareket etme kod bloğunu 4 kere çalıştırıyorum. Bakalım. Bakalım doğru mu yapmışız? Bir sonraki etkinliğe geçelim. 7. etkinlik. Bir birim sağa gitmem gerekiyor. Bunun için döngü kullanmama gerek yok. Sonra 2 birim yukarıya gitmem gerekiyor. Şunu ekleyelim. Ayrı bırakmışız. 2 birim yukarıya gitmem gerekiyor. Yani 2 birim döngü de kullanabilirim. Ama 2 birim yukarıya gitmek çok da fazla kod yükü gerektirmiyor. 5 kere ilerlemek gibi değil. 2 birim. Ama döngüleri kullanmak için 2 birimi de döngüyle yapalım. Şu kod bloğunu yukarıya bir birim hareket etme kod bloğunu 2 kere tekrarlayacağım. Ve bu noktaya ulaşacağım. Bu noktaya ulaştıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 birim hareket etmem gerekiyor şu noktaya ulaşmak için. Bunu döngüyle yapalım. Sola doğru 5 birim hareket edeceğim. Ve buraya vardıktan sonra 1 birim aşağıya. 1 birim aşağıya hareket ederek istenilen hedefe ulaşan algoritmayı tamamlamış oldum. Bakalım. 2 kere döndü. Sonra sola doğru bir birim hareket etme kod bloğunu 5 kere tekrar ediyor. Ve aşağı doğru bir birim hareket etme kod bloğunu çalıştırıyor. 8. etkinlik. Beni domuza götür, tekrarla döngüsünü kullan. Evet. Burada bir birim sağa, bir birim yukarı. Bir birim sağa, bir birim yukarı, bir birim sağa ve bir birim yukarı
gitmemiz gerekiyor. Yani bir birim sağa, bir birim yukarı. Buraya geldim. Bir birim sağa, bir birim yukarı. Tekrar bir birim sağa, bir birim yukarı. Bir birim sağa, bir birim yukarı. Buraya geldim. Tekrar bir birim sağa, bir birim yukarı. Bir birim sağa, bir birim yukarı. Böylece domuzcağa ulaşmış oldum. Ama benden istediği tekrarla döngüsünü kullanmam. Benden tekrarla döngüsünü kullanmamı istiyor. Ama burada düz bir yol yok. Yani ben sağa doğru bir birim gittim. Ondan sonraki komut bu komutu tekrarlamıyor. Yukarıya doğru bir birim gitmem gerekiyor. Sonraki komut yine bu komutu tekrarlamıyor. Yani hiç arka arkaya birbirini tekrarlayan komut yok gibi görünüyor. Biraz daha yukarıdan bakalım. Daha geniş bir açıdan bakalım. Bir birim sağ, bir birim yukarı gidiyorum. Şu ikisini bir grup olarak düşünürsek, bir aşağıda, bakın bir birim sağ, bir birim yukarı. Aslında şu ikisini tekrarlıyor. Bir birim sağ, bir birim yukarı. Sonra yine bir birim sağ, bir birim yukarı. Yani tekil olarak birbirini tekrarlamasa da grup olarak, yani ikili olarak birbirlerini tekrarladığını görüyoruz. Burada düz bir yol olmasa da yine birbirini tekrarlayan bir mantık söz konusu. Yani şu komudu, şu iki komudu 3 kere işlettiğimde ben domuzcağa ulaşmış olacağım. Döngümün içine birden fazla komut ekleyebiliyorum. Yani şu iki kod bloğunu birleştirmiş şekilde bu döngünün içine yerleştirebiliyorum. Ve bunu 3 kere tekrarladığımda bu yaptığım işlemin aynısını döngüyle yapmış olacağım. Bakalım doğru mu yaptık? Ne yapacağım? Kod bloğunun, tekrarla kod bloğunun içinde ne var? Sağa doğru bir birim, yukarıya doğru bir birim. Sonra bunu 3 kere tekrarlayacak. Bir daha sağa doğru, yukarı doğru, bir daha sağa doğru, yukarı doğru gidecek. Çalıştıralım. Döngüyle yapmış olduk. Bir sonraki konuya geçiyorum. Burada yine bakalım. Bir yukarı sağ, yukarı sağ, yukarı sağ. Bir öncekine benzer şekilde çözülebilen bir problem var. Yukarı bir birim, sağa bir birim gitme hareketini tekrarladığımızda bu hareket bizi domuzcağa ulaştırıyor. Yani yukarı, arkasından da sağa bir birim hareket etme algoritmasını tekrarların içine yerleştirip 3 kere tekrar ettiğimde, bakın 1, 2, 3 kere tekrar ettiğimde kırmızı kuşun hedefe ulaşmasını sağlıyor. Burada çevre şekillerinden dolayı kırmızı kuşun gitmesi gereken alanın bir merdiven şeklinde bir öncekine benzer olduğu çok belli olmuyor. Şuradaki şekillerin farklılıklarından dolayı seçilmiyor. Ama satranç tahtası gibi olan çizgilere dikkat ettiğimizde bunun bir öncekiyle aynı şekilde çözülebildiğini görüyoruz. Onuncu etkinliğe geçiyorum.
Evet, burada da yine düz, burada yarım üçgenler sayesinde burada bir merdiven olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Evet, burada bir halbuki şu üçgen bir kare. Kareyi kapsıyor. Buradaki nesneler bir karenin içerisinde. Her bir nesne bir birimin içerisine yerleşmiş. Bu ne kadar alan kapladı önemli değil. Bu birimin tamamını kaplıyor. Bunun yarısını kaplıyor gibi görünse de ben kırmızı kuş bir alttaki kareye gitmek istediğinde engele takılacak. Çünkü burası dolu. Şimdi kod bloklarında çapraz şekilde yol almamı sağlayacak bir kod olmadığı için yine döngü kullanarak, yine merdiven şeklinde, merdiven inermiş gibi bir sağa bir aşağı, bir sağa bir aşağı şeklinde kodu tekrar ederek domuzcağa ulaşabilirim. Yapalım. Bir sağa ve bir birim aşağıya. Bir sağa ve bir birim aşağıya geldiğimizde şu noktaya, bu kareye ulaşmış oluyoruz. Sonra bir birim sağa, bir birim aşağıya geldiğimizde ikinci olarak bu kare, üçüncü olarak bu kare, dördüncü olarak bu kare ve beşinci olarak hedefe ulaşmış oluyoruz. Demek ki bizim bu komudu 5 kere tekrarlamamız gerekiyor. Çalıştırıyorum. İki, üç, dört ve beş. Böyle bir döngü kurmuş. 5 kere dönen bir döngü ve içine arka arkaya 2 tane fonksiyon yazmış. Biri sağa doğru bir birim ilerleme fonksiyonu, biri de aşağı doğru bir birim ilerleme fonksiyonu. Bu etkinlikte bak neler öğrendik. Bana domuzcuğa ulaşmak için tekrarla döngüsünü kullanın. Tamam diyorum. 11. etkinlik. Ne yapmam gerekiyor? Bir birim yukarı ve daha sonra bu noktadan 1, 2, 3, 4 ve 5 birim sola gitmem gerekiyor. Bir birim yukarı ve döngüyle sola doğru 5 birim ilerlersem domuzcuğa ulaşmış oluyorum. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Burada da düz bir hatta iki yön hareket ederek domuzcuğa ulaşabiliriz. 1, 2, 3 birim sağa, tekrarla sağ koduyla 3 birim ve ondan sonra bu noktaya ulaştıktan sonra 1, 2, 3, 4 birim aşağıya doğru hareket edersem hedefe ulaşmış oluyorum. On üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Burada bir çoktan seçmeli test. Aynı olan tekrar blokları hangileridir? Burada ne yapmış?
yukarıya bir birim hareket etme kodu 3 kere arka arkaya tekrarlamış. Yani 3 birim yukarıya hareket etme. Diyor ki aynı olan tekrar blokları hangileridir? Burada ne yapmış? Yukarıya bir birim hareket etme kod bloğunu döngü içerisinde kullanmış ve 3 kere tekrar ettirmiş. Yani şuradaki algoritma, buradaki algoritmayla aynı işi yapar. Burada ne yapmış? 4 kere tekrar etmiş. Buradaki algoritmadan bir birim daha fazla hareket eder. Bu, bununla aynı değil. Bu ikisi birbiriyle aynı işi yapmıyor. Burada ne yapmış? Döngünün içine 2 birim yukarı hareket edecek kodu yazmış ve 3 kere tekrar etmiş. Bu algoritma nesneyi, yani hareket eden nesnenin 6 birim hareket etmesine sebep olur. Çünkü burada 2 kere hareket ediyor, 2 birim hareket ediyor. Bunu 3 kere tekrarladığında 2 çarpı 3, 6 birim hareket etmesine sebep olmuş olacak. Bizden istediği doğru cevap 1 birimi 3 kere tekrarlayıp 3 birim hareket ettirmek. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Yine burada bir test var. Doğru olan tekrar bloğunu seçelim. Burada ne yapmış? Bakalım nasıl tekrarlayabiliriz burada yazan algoritmayı? Bakalım burada sıralı bir tekrar yok. Yani aşağıdan sonra sağa gitmiş. Aşağı tekrar sağa gitmiş. Demek ki gruplu bir tekrarlama var. Aşağı sağ, aşağı sağ, aşağı sağ. Aşağı sağa gitme kodlarını 3 kere arka arkaya kullanmış. O zaman benim ihtiyacım olan şey aşağı, yani şu aşağıya ve sağa gitme kodlarını döngü içerisine yerleştirip 3 kere tekrar etmek. Doğru cevap bu. Şunlara bakalım. Bu yapmış. Bu döngü içerisinde kullanmış. 3 kere tekrar etmiş ama sağa doğru giderek başlamış. Bu benim sağa doğru gitmiş ve sonra aşağı doğru gitmiş. Bu benden istenen algoritmayla benzer işi yapmıyor. Burada da aşağı doğru 3 kere 3 birim ilerlemiş. Bu da benden istenen işi yapmıyor. Doğru cevap bu olacak. Evet, bu konunun da sonuna geldik.